yıl 1972. Aylardan Mayıs, günlerden 6'sı sabaha karşı Ulucanlar cezaevinden 3 güvercin uçar. Birinin adı Deniz, birinin adı Yusuf, birinin adı Hüseyin'dir. Onlar gökyüzünde emeğin, insanlığın ve geleceğin şu anda temsilcisi olarak yaşıyorlar. Değerli dostlarım, o gün Denizlerin ideali bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye'ydi. Ama onu öldürenler, o gün idam sehpasına o ipi kuranlar şu anda lanetle anılıyor. İşte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan sadece Türkiye'de değil, dünyada da devrimin ve sosyalizmin bayrağını dalgalandırıyorlar. Yaşasın devrim ve sosyalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm! Şimdi sizleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan şahsında tüm devrim şehitleri adına, yitirdiğimiz tüm mücadele şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Akınlar akın. Güneş akın. Güneşin zaptedeceğiz. Güneşin akın. Denizler işçi sınıfı ve ezilen halkların mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. 1960'lı yılların ikinci yarısında gençlik başta olmak üzere halkın yükselen mücadelesini öne çıkardığı kişilerin bir bölümü çatışmalarda ve işkence tezahüratlarında katledildi. Bu mücadelenin simgeleri haline gelen Deniz, Yusuf ve Hüseyin yoğunlaşan baskı ve terör eşliğinde 12 Mart faşist cuntası tarafından 6 Mayıs 1972'de katledildi. Onlar baskının sömürünün olmadığı, sınırsız bir toplumun kurulması nihai amacıyla emperyalizme ve işbirlikçi egemen sınıfların köhne düzenine ve yöneticilerine karşı taviz vermeden mücadele ettiler. Bu mücadelenin tam zaferi bugün de işçi sınıfının ve ezilen halkların baskının ve sömürünün tüm biçimleriyle yok edildiği sınırsız toplumun davasının hedef olmaya devam ediyor. Deniz Gezmiş'in idam sehpasında söylediği yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Marksizm Leninizmin yüce ideolojisi, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi sözleri yarım asırdır bu topraklarda çınlamayı sürdürüyor. Deniz Gezmiş'ten sonra dar ağacını çıkarılan Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kahrolsun faşizm haykırışı bugün hala grevlerde, meydanlarda, kampüslerde mücadeleye güç veriyor. Farklı uluslar ve milliyetler, dinler ve mezhepler arasında hak eşitsizliği, ezen ve ezilen ilişkisi sürüyor. AKP iktidarı Kürt sorununda savaşa dayalı çözüm politikasının devamı olarak yeni bir sunum ötesi hareketin hazırlığı içerisinde. Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği. Başta ABD olmak üzere batılı emperyalistlerin desteğiyle İsrail'in egemen sınıflarının Filistin'de çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrımı gözetmeden düzenlediği saldırılar soykırıma varmış durumda. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesine omuz verdiği Filistin halkı o gün olduğu gibi bugün de İsrail Siyonizminin emperyalizmi destekli katliamlarıyla yüz yüze. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bine yaklaştı. Katil İsrail, Filistin'den defol. Başta Gazze olmak üzere Filistin halkıyla dayanışmayı büyütelim. Kürt sorununun demokratik barışçı çözümünü savunalım. Yeni bir dünya için birleşelim, örgütlenelim, mücadele edelim. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri adına saygıyla selamlıyorum.